Yavuz Sultan Selim, henüz 5-6 yaşlarında bir çocukken, Amasya'daki sarayın bahçesinde ok talimi yaparak dikkat çekici bir yetenek sergiliyordu. Babası Sultan II. Beyazıt, gizli bir gururla oğlunu izlerken Selim'in cesareti ve zekası onun gelecekteki büyük başarılarının habercisiydi. Ancak bu, genç şehzadenin hikayesinin sadece başlangıcıydı. Yavuz son okunu da tam hedefe saplayınca dayanamadı. Saklandığı yerden çıkıp oğluna sarıldı. Allah gücüne güç katsın oğlum. Ama niçin yalnızsın? Küçük Selim hayretle, yalnız değilim ki sultan babam. Allah her yerdedir. Aldığı cevap Beyazıt'ı şaşırttı ama belli etmedi. Sarayın bahçesi ulu ağaçlarla süslüydü. Ormandan farkı yoktu. Oğulcuğum dedi Sultan Beyazıt, tek başına buralarda dolaşma. Düşmanlarımız var, Allah korusun. Sana bir kötülük etmek isteyebilirler. Selim durakladı. Sonra 2 yaşından beri yanından ayırmadığı küçücük kılıcını çekip, ''Pederim, bu kılıcı süs için bağlamadık. İcap ederse kendimizi korumasını biliriz.'' İkinci Beyazıt hayretten dona kalmıştı. Onda kimsede olmayan bir şeyler vardı. Vaktinden önce gelişmiş, aklı boyunu aşmıştı. Selim'i elinden tutup saraya götürürken, ''Hiç şüphem yok, bu çocuk ileride ne yapıp edip padişah olacak.'' Babası Sultan II. Beyazıt, gizli bir gururla oğlunu izlerken Selim'in cesareti ve zekası, onun gelecekteki büyük başarılarının habercisiydi. Ancak bu, genç şehzadenin hikayesinin sadece başlangıcıydı. Yıllar geçtikçe Selim sadece savaş meydanlarında değil, aynı zamanda sarayın derin koridorlarında da kendini kanıtlamak zorunda kaldı. Dedesi Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği topraklarda büyüyen Selim, Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını daha da genişletme hayaliyle yanıp tutuşuyordu. Ancak bu hayali gerçekleştirebilmek için, önce en büyük rakibiyle kendi içindeki şüphelerle yüzleşmek zorundaydı. Bir gün babası 2. Beyazıt tarafından Trabzon'a vali olarak gönderildi. Bu genç Selim için hem bir sınama hem de büyük bir fırsattı. Trabzon'un zorlu coğrafyası ve karışık siyasi atmosferi onun liderlik yeteneklerini sınadı. Selim burada kaldığı süre boyunca sadece bir vali olarak değil, aynı zamanda bir asker ve diplomat olarak da kendini geliştirdi. Geceleri büyük bir titizlikle dedesinin ve diğer büyük liderlerin taktiklerini inceledi, günlerini ise halkıyla iç içe geçirerek onların güvenini kazanmaya çalıştı. Genç Şehzade Selim, Trabzon valiliği sırasında sınırların ötesinden gelen bir haberle karşı karşıya kaldı. Doğu'da sınırlarını tehdit eden ve Osmanlı topraklarına göz diken bir grup asi vardı. Bu durum Selim için sadece bir tehdit değil, aynı zamanda liderlik ve stratejik düşünme yeteneklerini geliştirebileceği bir fırsat olarak da görüldü. Selim durumu değerlendirirken doğrudan bir çatışmaya girmek yerine daha karmaşık ve stratejik bir yaklaşım benimsemeye karar verdi. Asilerle yüzleşmek için büyük bir ordu toplamak yerine onların lideriyle gizli bir görüşme ayarladı. Bu buluşma düşman topraklarında, her iki taraf için de büyük bir risk taşıyan gizli bir yerde gerçekleşti. Görüşme sırasında Selim rakibini sadece silah gücüyle değil, aynı zamanda zekası ve diplomasisiyle de alt etti. Ayrıca asi liderine ve adamlarına, eğer Osmanlı'ya sadık kalırlarsa kendilerine toprak ve rütbe verileceğini teklif etti. Bu diplomatik hamle asilerin liderini etkiledi ve sonunda Selim'in teklifini kabul etmesine yol açtı. Bu olay Selim'in liderlik yeteneklerinde dönüm noktası oldu. Sadece savaşçı bir prens olmanın ötesine geçerek zor durumları zekası ve diplomatik becerileriyle nasıl çözebileceğini kanıtlamış oldu. Ayrıca bu başarı onun asker ve halk arasındaki saygınlığını artırdı, gelecekteki padişahlığı için önemli bir temel oluşturdu. Trabzon'daki deneyim Selim'i sadece bir savaşçı olarak değil, aynı zamanda bir hükümdar olarak da biçimlendirdi. O adaletin ve merhametin önemini kavradı, ancak aynı zamanda bir liderin kararlılık ve güç gösterisi yapması gerektiğini de öğrendi. Bu dersler, onun daha sonraki yıllarda karşılaşacağı zorluklar için temel oluşturdu. Selim'in hikayesi sadece genç bir şehzadenin cesur kalbiyle başlamıştı. Ancak yıllar içinde o, Osmanlı İmparatorluğunu zirveye taşıyan bir hükümdar haline geldi. Onun liderliğinde Osmanlı yeni topraklar fethetti ve dünyanın en güçlü devletlerinden biri oldu. Yavuz Sultan Selim sadece cesur bir savaşçı değil, aynı zamanda adaletli bir yönetici olarak tarihe geçti.